Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Günlük Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kandil, Mevlüt kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah her daim bugünleri eriştirsin inşallah. Sağ salim, sağlıcakla. Bugün bizim kandil simidimiz var. Malzemelerimi oraya hazırladım. Hemen leğenim burada. Bunu da alalım arkadaşlar. Burada 125 gram margarinimiz var. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi bunlar güzelce bir zaten şeyimiz margarinimiz oda sıcaklığında bakın hemen eridi. İki adet yumurtamız var. Yumurtamızın beyazlar üzerine gelecek sarılarını şöyle da kattık. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Hepsini şöyle üst üste koyun. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Üzüm sirkesi kullandık. Elinizde hangi sirke varsa o da olur. Hiç fark etmez. Şöyle tuzumuz var, bir tatlı kaşığı. Şöyle de yarım paket kabartma tozumuz var arkadaşlar. Yumurtamızın beyazını üzerine kullanacağız. Sarısını içine kattık. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi 4 su bardağı unumuz var. Unumuzu hemen ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuz yağlı ve hamur çok sert olmayacak şeklimizi güzelleştirmek için çok sert olursa kırılır arkadaşlar. Kırarlar ki. Şöyle yarım su bardağı unumuz arttı arkadaşlar. Toplamda 3,5 su bardağı un gitti. Simidimizin birazını böldük. Şöyle elimizle bastırarak yağlı bir hamur olduğu için böyle ortaları boş kalmayacak arkadaşlar. Elimizi çekerek iyi biçidelim, bükelim. Boyutu böyle küçük olacak. Fazla olan yerlerini de kopartalım. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Kıyır kıyır simitlerimiz olacak. Fazlalarını şöyle hemen koparttık.
10 dakikanız almaz arkadaşlar. Hemen yoğur yap, at fırına. Ondan sonra komşularına dağıt. Allah kabul etsin hayrımızı. Burada püf noktası şeyimizin tereyağımızın ya da paket yağımızın oda sıcaklığında olması. Hamurumuzun kıvamı o yüzden çok çabuk geliyor. Direkt hiç bekletmeden hemen bükme işlemine başlıyor. Simidimizin sonuna geldik şöyle. Hemen buradan iki tane daha çıkartalım. Bunlar biraz büyük oldu arkadaşlar. Üç tane yapsam küçük olacaktı. Neyse şöyle. Tepsimizi yanıma aldım. Susamımız yumurtamızın beyazında. Şimdi şöyle uçtan tutup önce yumurtamızın beyazına, sonra susamımıza buladık. Bol susamlı çok güzel olur. Bakın şimdi yapıştırdığımız ziller elimizin yumurtasına beyazına değdi ya arkadaşlar. Buradan tutalım. Burası çünkü çabuk açıyor. Şöyle. Tam bir tepsi dolusu simitlerimiz oldu arkadaşlar. Şöyle fırınım şu an 180 derecede ısındı. Hemen fırınımıza göndereceğim. Biraz sıkışık oldu ama güzel oldu arkadaşlar. Şurayı da şöyle biraz daha her daha yeri açın. Şöyle gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Hemen fırınımız sıcak, fırınımıza gönderelim. Şöyle simitlerimiz pişti arkadaşlar. Yalnız İki paket susam aldım. Susamın markaları aynıydı. Bakın arkadaşlar, biri kızardı pişerken, biri beyaz kaldı. Katarak yapmıştım. Altı çok güzel kızardı. Üstü böyle beyazlı, kırmızılı oldu iki desen gibi. Demek ki biri tamamen çiğmiş. Ama kurabiyelerimiz acayip güzel hafif olmuş böyle gördüğünüz gibi. Hemen bir tanesini şöyle bölüp ortasına bakın arkadaşlar. Yakından. Kandilsimiz diyemem de gayet güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.